Sevgili dostlar, chatle oturduk konuştuk. Dediler ki abi bize üniversitelerdeki bölümler, işte onların siber güvenlik bölümleri, bilgisayar mühendisliği bilmem ne vır zı vır zı vır zı mühendislikleri. Onun üstüne master mı yapacağız? Ya da biz sertifika alalım, hiç kasmayalım. Geleceğe hoş. Nasıl olacak bu işler dediler. Dedim o zaman anlatayım. Çaylarını kahvelerini kapın. Arkayı beşleyelim. Ücretini ödemeyenler lütfen uzatsın, elden ele alalım ücretleri. Başlıyoruz. Mevzuya üniversiteden dalıyoruz. Şimdi normal şartlarda arkadaşlar benim dönemimde üniversitede zaten sadece bir bilgisayar mühendisliği vardı. Başka da bir cacık yoktu. Bir tek bilgisayar mühendisliği. Eğer siber güvenlikle bilmem neyle ilgilenmek istiyorsan, siber güvenlikçi olacağım diyorsan yine bilgisayar mühendisliğinden mezun oluyordun. O yüzden ben yine her zaman gidip size bilgisayar mühendisliğini daha çok beğeniyorum. Hani işin içine donanım falan da giriyor. Ondan bir tık daha fazla beğendiğim için herkese öncelikli olarak bilgisayar mühendisliğini tavsiye ediyorum ben. Ama bu illa böyle olacak diye bir kaide yok yani. Her zaman için geçerli değil. Şimdi alternatif bölümleriniz çok. Bilgisayar programcılığı okursunuz. Üstüne işletme yaparsınız. Olur. Yönetim bilişim sistemleri yaparsınız. Zaten demin söylediğimin aynısının 4 yıllığı. Birleştirilmiş hali. O da olur. Bilgisayar mühendisliği yaparsınız. Olur. Elektronik mühendisliğinden işte atıyorum makine programlamadan gelirsiniz. Bilgisayar kasarsınız. Olur. Herhangi bir mühendislik nosyonu alırsınız. Nosyon bak. Çok fena losyon diye dalga geçiyorsunuz. Nosyon neyle? Mühendislik nosyonu aldığınız. Baya kendi adamım losyon yazıyor. Al kardeşim. Ya sizi sevmiyorum artık chat. Neyse, losyon şart. Nosyon. Bak mesela. Yönetim bilişim sistemleri, bilgisayar mühendisliği, siber güvenlik üzerine yüksek lisans. Oğlum yönetim bilişim sistemlerini okudun zaten. Niye bir daha bilgisayar mühendisliği okuyorsun? Üstüne de yüksek lisans yap. Bitti gitti. Nosyon nedir? Nosyon bir disiplinin öğretisi. Yapay zeka mühendisliği okunur mu? Mesela bu muhteşem bir soru oğlum. Hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum oğlum. Öyle bir mühendisliğin varlığından haberim yok yani. Yapay zeka mühendisliği ne oğlum? Öyle bir şey mi var? Varmış, yapacak bir şey yok. Elektronik haberleşme mesela. Çiçek. Üstüne gider okursun. Olur. Yani bu tarz mühendislik yapılarının hepsi olur. Üstüne ister master yap, ister yapma. Tamamen sana kalmış. Peki şöyle bir adam geldi benim karşıma. Bilgisayar mühendisliğinden mezun. Siber güvenlik master'ını da yapmış. Çatır çatır çıkmış karşıma herif. Ben bu adamı nasıl egale edeceğim? Kardeş şöyle edeceksin. Ben gideceksin yine güzel bir bölümden mezun olacaksın. Yalnız gözünüzü seveyim arkadaşlar. Bana Tanganyika'daki bilmem ne üniversitesinin bilmem ne bilmem nesinden gelmeyin. Tamam mı? Bana adam gibi böyle merdiven altı tabela üniversiteleriyle gelmeyin yani. Adam gibi bildiğimiz Türkiye'deki ilk 50'deki üniversiteyiniz. Zaten Avrupa'da şansınız çok düşük. O üniversitelerle bir yere gelemezsiniz yeni mezun olarak. Kendinizi ispat etmeniz lazım. Yoksa o üniversitenin adını okuyan yok Edirne'den ileride. Onu o kötü haber söyleyeyim ama durum bu. O yüzden bir şekilde adam gibi üniversitelerle gelin bana. Antikuntin üniversitelerle gelmeyin. Tabela üniversitesinden bahsetmiyoruz, tamam mı? İyi üniversitelerden bir tanesinden böyle işte atıyorum normal bir bölümden mezun olmuş bir adam mühendislik bölümünden. Ondan sonra da gider abi bu adam üstüne bir sertifika alır. Değil mi? En sevdiğimiz sertifikamız ne? C. Ya öyle bir şey. Almıyoruz C'ye. İşimiz yok. C'yi nerede kullanacağız biliyor musunuz? Certified Ethical Hacker dediğiniz zımbırtıyı. $1,000 oluyor kendisi. Sadece başvurduğunuz iş isterse sizden kullanıyoruz. Onun dışında kullanmıyoruz. Tamam mı? Onun dışında ihtiyacımız yok. Ondan uzak duruyoruz. Ne yapacaksınız o zaman abi? En güzel, en temiz, en ucuz ve en kolay olanı bu işlerin. Üreticilerin sertifikaları. Şöyle bir şey var. Bana diyeceksiniz ki abi ben siber güvenlikçi olacağım. Amenna. Ama pentester olacağım. Neden? Çünkü kendini ücretsiz internette geliştirebileceğin en kolay yöntem, en kolay içerik bulabileceğin yol, yordan bulabileceğin siber güvenlik dalı Red Team Pentesting. En kolayı bu. CTF çözeceğim, bilmem ne yapacağım falan filan. Ama eğer sertifikasyonlarla kendini ön plana çıkarmak istiyorsam benim tavsiyem Blue Team savunma tarafı. Üreticiler, ürünler, ürün bilmek, ürün konfigüre etmek. Bunlar da çok önemli ve burada da çok ciddi ihtiyaç var. Bunu kullanabilirsiniz. Sonuçta arkadaşlar pentester veya işte atıyorum security researcher bilmem ne olduğunuz zaman bu rollerin arzında bir limit var. Bir yere kadar yapabilirsiniz. Mesela hepiniz bununla karşılaşıyorsunuz işte. Mehmet abinize, Ahmet abinize, Zarta Zurta herkese gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki abi benim staja ihtiyacım var. Hepiniz birden red teaming, web application security bilmem ne için falan filan. Kaç taneniz alabiliyor bu stajı? Hadi YouTube'cum sana da sorayım. Kaç taneniz alıyor? Alamıyorsunuz. Neden? Çünkü o talebi karşılayacak arz yok. Gitti 20 tane aldı, 30 tane aldı, bilmem ne yaptı. Bir şekilde kanıtlamanız lazım. Alternatiflere bakmanız lazım. Sertifikalara bakın. Ha OSCP de olur. Evet, çok güzel bir sertifika. İşinizi görür. CISSB olur eğer infosekçiyseniz mesela. İşte atıyorum SISM falan gibi sertifikalı gidin. Onlar muhasebeci sertifikası. Onlarla işimiz yok. Mesela gidin abi AWS'in security'sini alın. İşte atıyorum Google Cloud'un security'sini alın. Mesela Google Cloud'un security'sini veya AWS security'sini, Azure security'sini alan bir adam network biliyordur. Firewall konfigürasyonu, identity access
Access Management. Deli gibi kaç tane konu var. Hepsini biliyordur. Cloud'la hiç işiniz olmasın. Hiç gerek yok. Hiç ihtiyacınız yok. Sadece bu sertifikaları aldığınız zaman fundamental'ları, yani bu işin temelindeki güvenlik mantığını biliyor oluyorsunuz. Ve bunu $60'lık bir sertifikayla yapıyorsunuz. OSCP'nin diğer sertifikalarını ben çok bilmiyorum abi. Bilene sorun. Ben bilmiyorum. Mesela mülakata gittiğimiz şirketin açığını bulsak ne olur? Ben bir kere bulup göndermiştim, mülakatı iptal ettiler. Abi işte Google'ın, Amazon'un, Azure'ın Cloud Security sertifikaları. $60 bilmem ne. Ucuz ucuz. Sertifikalar pahalı abi. O yüzden sertifikaları iş yerine kitlemeye çalışın diyorum. Yani sertifikalara baktığınız zaman arkadaşlar, alternatifiniz çok. Fortinet'in mesela çok ucuza sertifikaları var. Bedavaya. Eğitim ve sertifikaları var. Mesela Picus Security çok güzel eğitim çıkardı. Bedavaya. Picus'un web sitesinde var. Gidin bakın abi. Siber güvenlik sadece Red Team ve Pen Testing değil. Bedava sertifikalar. Abi alımında emek harcamadığınız veya emek harcamadan elde edeceğiniz katılım sertifikaları hiçbir zaman işe yaramaz. Gideceksiniz, CTF çözeceksiniz, gideceksiniz, Hacktbox yapacaksınız. Ünü için şansımız yok. Yaş 22, ne öneriyorsun? Devgi kardeşim. O zaman gideceksin, demin söylediğim cümlede anlattığımı yapacaksın. CTF yapacaksın, hack yapacaksın. İnşallah diyeceksin, ben diğerlerinin önüne geçerim. İngilizcen yoksa İngilizce kasacaksın. LinkedIn'den recruiter'lara ulaşabilirsiniz. LinkedIn'den ulaşacağınız recruiter size hiçbir cicik yapmaz. Siz iyiyseniz recruiter sizi bulur. Gördüğünüz gibi her sakallı size doğru tavsiye veriyor değil. Yanlış anlama kardeşim. Seninki yanlış diye söylemiyorum. Sadece gidip İngiltere'de recruiterların nasıl çalıştığını biliyorsundur belki. Recruiterlar peynir ekmek gibi insan harcarlar. Boşu boşuna şey yapmayın. Yani her gördüğünüz Abdurrahman Çelebi değil. Udemy sertifikaları hiçbir işe yaramaz. Katılım sertifikalarıyla gelmeyin arkadaşlar. Ciddi ciddi sertifikalar. Yani sınavına gireceksiniz. Ondan sonra da o sertifikayı alacaksınız. Ve o sınava girerken sağ solda ekran mekran açık olmayacak. Adam gibi sınava gireceksiniz yani. Mesela Security Plus, Network Plus. Güzel. Giriş için çok güzel sertifikalar. Ucuzdurlar da. Alabilirsiniz. Microsoft'un Security sertifikaları mesela. System Security, System Engineering sertifikaları. Kesin vardır hala. Bakmayalım ama bir bakın. Bunların hepsi işe yarar arkadaşlar. CCNA güzel sertifika. Olur. Üretici sertifikalarıyla başlayın. Pentest'te illa yapmak istiyorsanız Pentest tarafını çalıştığınız firmaya kitleyin. Oldu mu arkadaşlar? Üniversitelerde de bir mühendislik, herhangi bir mühendislik veya yönetim bilişim sistemleri, bilgisayar programcılığı artı işletme, bilmem ne falan filan. Sonuçta arkadaşlar ben size gidin şunu yapın, bunu yapın, şöyle çözün, böyle çözün diye anlatamam. Kendiniz araştıracaksınız. Bu kanalın, bu yayınların, benim size aktardıklarımın genel olarak baktığınızda ortak yapısı şu. Ben bunu neden yaptığımı defaatle anlattım size. Hani neden bu kanallar var, neden bu yayınlar var, neden bu işleri yapıyorum, manyak mıyım ben? Bunlarla alakası yok ama ben genel hatlarıyla size anlattım. Hani bir faydam dokunsun, iki kişinin hayatına dokunayım, bilmem ne, ama bazen mesela hiçbir Instagram DM'mi okuyamıyorum, Twitter DM'mi okuyamıyorum. Sürekli bir beklenti içinde olan ve ben sizin beklentilerinizi karşılayamamaktan da huzursuz oluyorum, mutsuz oluyorum. O yüzden de hoşlanmıyorum yani bundan da, bu duruma düşmüş olmaktan da. Ama elimden de bir şey gelmiyor. Bir yerde yapabileceklerim de sınırlı. Ben yapabildiğim en iyi şeyi yapmaya çalışıyorum. Bir şeyler aktarmaya. Bana diyor ki adam, abi hiç teknik konulara girmiyorsun. Girmiyorum. Bu Harvard'ın CS50'si var ya, onun gibi bir şeyin var olduğunu gösteriyorum. Detaylar sende. Bu eğitim mevzusuyla ilgili hadise de o. Sana anlatıyorum, bu tarz alternatiflerim var. Patikayı sen belirleyeceksin ve orada senin yürüme hızın, yürürken karşılaştığın challenge'lar, yürürken tercih ettiğin yollar, yürürken kendini nasıl geliştirdiğin, bunların üstesinden nasıl geldiğin vesaire tamamen sana özel, seninle alakalı bir durum. Buna ben bir şey diyemem. Bende çalışan şey sende %100 çalışacak anlamına da gelmiyor. Günün sonunda şuna varıyorum. Ben size nereye bakmanız gerektiğini öğretiyorum arkadaşlar. Ne görmeniz gerektiğini siz karar veriyorsunuz. Ben sana balık tutmayı da öğretmiyorum abi. Sen diyorsun ki bak benim karnım aç. Ben diyorum ki burada göl var. Sen ondan sonra diyorsun ki ne yapacağım, gölü yüzüme mi sokacağım? Ben diyorum ki olta diye de bir şey var. Böylece sen gölün içinde neler yaşıyor arıyorsun, öğreniyorsun. Açlıkla göl arasındaki korelasyonu yapıyorsun. Sonra oltayı öğreniyorsun. Oltayı mı yiyeceğim, ne anladım ben bundan deyip oltayın aynı işe yaradığını anlıyorsun. Ondan sonra oltayı mızrak mı yapacaksın yoksa başka türlü mü kullanacaksın, onu öğreniyorsun kendi kendine. Yavaş 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 öğreniyorsun. Öğrendikten sonra gelip diyorsun ki ya bu Can abi de çok boş yapıyor. Canımsınız chat. Bugünlük benden bu kadar. Bu haftanız da olağanüstü güzel. Ne dilerseniz öyle. İçinizdekinin önünüze düştüğü, aklınızdakinin karşınıza çıktığı, keyfinizin yerinden bol 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 taşıp çıktığı harikulade, işinizin, gücünüzün, kalbinizin, dileğinizin hepsinin rast gittiği harika bir hafta olsun. Kendinize çok çok dikkat edin. İyi bakın. Siz önünüze bakın. Yürüyün abi. Arkanızdakiler konuşsun. Siz takılmayın. Boşver. Herkes konuşur oğlum. Siz kendiniz işinizi yapmaya devam edin. Siz yükseldikçe arkanızdan konuşan çok olacak onların önünde olduğunuz için. Tamam mı? Bu da
son lafım olsun. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi eyvallah. Can kaçar. Allah'a emanet ol chat. Abone olun oğlum. Girls with the nails done.